Merhaba sevgili 6. sınıflar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 3. ünitemizle devam ediyoruz. Evet, sayfa 38'den başlıyoruz arkadaşlar. İstanbul is very crowded demiş. Ne demektir? İstanbul çok kalabalık. Bakın crowded kalabalık demektir arkadaşlar. Evet, İstanbul is very crowded. İstanbul çok kalabalık. Uptown, görüyorsunuz çocuklar. Uptown, şehir dışı demektir arkadaşlar. Uptown ve downtown, görüyorsunuz. Gökdelenler var, trafik var. Şehir merkezi demektir arkadaşlar. Şehir merkezi. Evet, downtown, şehir merkezi. Ve kiosk, büfe demektir çocuklar. Büfe, yol kenarlarında görürsünüz. Gazete, dergi, kartpostal gibi ufak tefek şeyleri satan yerlere kiosk deniyor. Skyscrapers. Gördüğünüz gibi skyscrapers gökdelen demektir. Gökdelen. Evet. Traffic jam. Traffic jam görüyorsunuz. Ne demektir arkadaşlar? Trafik. Trafik sıkışıklığı demektir arkadaşlar. Traffic jam, trafik sıkışıklığı. Evet. Gördüğünüz gibi yoğun bir trafik var. Evet. Hemen diğerine bakıyoruz. Street. Street de sokak demektir çocuklar. O zaman hemen öğrendiğimiz kelimeleri bir tekrar edelim. Uptown, şehir dışı. Downtown, şehir merkezi. Skyscrapers, gökdelen. Kiosk, büfe, street, sokak, traffic jam, trafik sıkışıklığı dedik. Tabi bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Skyscrapers ne demektir? Gökdelenler olur arkadaşlar. Buradaki S takısının ler olduğunu da unutmayalım çocuklar. Evet, hemen diğer sayfamıza geçiyoruz. Okuyalım çocuklar. I'm Mandy demiş. Ben Mandy. I live in a big city. Ben büyük bir şehirde yaşarım. The buildings are higher in big cities. Yani bakın buildings ne demek? Binalar demektir arkadaşlar. Binalar daha yüksektir. Higher. Bakın ER takısı var burada. Normalde high yüksekti. Higher daha yüksek oldu çocuklar. Daha yüksek karşılaştırma yapıyor burada. In big cities şehirlerde, büyük şehirlerde. Than in small towns yani küçük kasabalardakinden daha yüksektir. Buradaki than anlamına geliyor arkadaşlar. Small towns biliyorsunuz küçük kasabalar demektir. There are a lot of skyscrapers. Orada çok gökdelenler var. There are var demektir arkadaşlar. Unutmayalım. Çoğullar için var demekti. The streets are more crowded and they are noisier demiş. Bakın sokaklar daha kalabalık. Crowded, kalabalık demiştik arkadaşlar. More, burada daha anlamı veriyor cümlemize. And they are noisier. Ve daha gürültülü. Bakın, noisy, gürültülüyken, ER takısı geldi burada. Noisier oldu çocuklar. Daha gürültülü. Şimdi ben size bu kalıbı anlatacağım arkadaşlar. Cümlemizi tamamladıktan sonra normalde ne demiştik? Noisy bakın gürültülü demektir. Daha gürültülü derken y düşüyor. Noisier. Bakın bu şekilde oldu. Noisier. Daha gürültülü. Y'yi düşürdük. IR takısı ekledik. Bunun da bir kuralı var arkadaşlar. Karşılaştırma yaparken bu kuralı kullanacağız. Birazdan bahsedeceğim.
There is always a traffic jam. Daima bir trafik sıkışıklığı var. People are busier in big cities. İnsanlar daha meşgul. Bakın busy, busier oldu arkadaşlar. Bu meşgul, bu daha meşgul oldu. Büyük şehirlerde. Than in towns. Kasabalardakinden. Burada denin varlığını görüyorsunuz arkadaşlar. Karşılaştırma olduğu için. Big cities, büyük şehirler, are more expensive. Daha pahalı. Bakın more daha demiştik. Expensive de pahalı demektir arkadaşlar. Than towns, kasabalardakinden. Şimdi ben size bu kuralı anlatacağım. Hemen sayfamızın arkasını çevirelim. Şuradan bakalım arkadaşlar. Bu kurala biz comparative diyoruz. Comparative karşılaştırma demektir. Yani iki şeyi karşılaştırırken comparative kurallarını uygularız arkadaşlar. Örneğin tall uzun, taller daha uzun oldu arkadaşlar. Big büyük, bigger daha büyük. Tabii ki er'e getirirken bakın er'e getirdik burada. Er'e getirirken bazılarının kuralları var arkadaşlar. Big, bigger iki tane g ekli oldu. Small, smaller bakın sadece er. Short, shorter görüyorsunuz. Thin, thinner gördüğünüz gibi iki tane ne oldu? Bazı kuralları öğrenmemiz gerekiyor ve maalesef ezberlemeliyiz bunları çocuklar. Strong, güçlü. Stronger, daha güçlü. Easy, kolay. Bakın sonunda y olanlar genellikle şu şekilde y'yi düşürüyoruz. İ-r getiriyoruz arkadaşlar. Daha kolay oldu. Clever, zeki. Cleverer, bakın. Cleverer, daha zeki oldu arkadaşlar. Fast, hızlı. Faster, daha hızlı oldu çocuklar. High, yüksek. Higher, daha yüksek. Low, alçak. Lower, daha alçak. Slim, zayıf. Slimmer, daha zayıf. Fat, şişman. Fatter, daha şişman. Yani kısa hecelilerde biz mümkünse sonuna er'e getiriyoruz. Ya da bir harf çoğaltarak er'e getiriyoruz arkadaşlar. Veya bakıyoruz. Bakın. Fatter. Burada da aynı şekilde. Fat, fatter oldu çocuklar. Heavy, heavier. Bakın y düştü, er takısı geldi. Healthy, healthier. Yine y'yi düşürdük, er getirdik. Happy, happier. Daha mutlu. Bakın friendly, arkadaş canlısı. Friendlier, daha arkadaş canlısı oldu. Ugly, çirkin demektir arkadaşlar. Yine y olduğu için uglier diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi uzun hecelilerde ne yapacağımızı görelim. Comfortable, konforlu demektir. Daha konforlu demek için arkadaşlar uzun hecelilerde sadece başına more getirmemiz yeterli. More comfortable, more beautiful, more crowded, more boring, more hardworking, more handsome, more attractive. Gördüğünüz gibi sadece başına more getirirsem böylece karşılaştırma yapmış oluyorum arkadaşlar. Evet. Birazdan örneklerimizi de göreceğiz. Demek ki kısa hecelilerde yanına er getiriyoruz veya bir harfi çoğaltıyoruz veya y olduğu zamanlarda y'yi düşürüp İ-er getiriyoruz çocuklar. Bunları ezberlememizde fayda var. Birkaç defa tekrar etmemizde fayda var arkadaşlar.
Evet. Şimdi devam edelim. Demek ki uzun hecelilerde de sadece başına mor getirmemiz karşılaştırmayı yapıyoruz anlamına gelecektir. Şimdi bazı istisnalar var. Bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bunu da ezberlerseniz çok faydalı olacaktır. Bu istisnalar şunlar. Good iyi demektir. Better daha iyi. Arkadaşlar bunu da ezberleyebilirsiniz. Bu da süperlatif kısmına girer. Süperlatif yani en iyi anlamına gelir. The best, en iyi. Bad kötü, worse daha kötü. Buraya kadar komparatiftir çocuklar. Bundan sonrası süperlatiftir. Süperlatifi biz en iyi, en güzel, en sağlıklı, en çalışkan derken kullanıyoruz. Oysa komparatifi karşılaştırma yaparken, iki şeyi karşılaştırırken kullanırız. Birazdan örneklerle göreceksiniz çocuklar. Bad kötü dedik. Worse the worst. Far uzak. Farther ya da further ya da the farthest. The furthest olur arkadaşlar. Süperlatif kısmını da ezberlemenizde şimdiden fayda var. Şu anda bizim konumuz komparatif olduğu için bunu ve bunu bilmeniz şimdilik yeterli olacaktır. Ama bunu da göstermek istiyorum. Little as, bakın little as, less daha az, the least en az olur arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. Evet, many çok demektir. More ya da much daha çok demektir. The most en çok demektir arkadaşlar. Evet. Şimdi kitabımıza devam edelim. Burada okuduğumuz paragrafla ilgili sorularımız var. Read Mandy's speech. Mandy'nin konuşmasını oku. Again, tekrar. And write true or false diyor çocuklar. Doğru veya yanlışı yaz diyor. The buildings, bakın, are lower in big cities than in small cities. Şimdi small towns. Bir kere bunun false olması gerekli. Çünkü burada diyor ki binalar büyük şehirlerde küçük şehirlerden daha alçaktır. Low alçak demektir biliyorsunuz. Öyle bir durum olması söz konusu değil. Hemen bakalım Mandy ne söylemiş? The buildings are higher in big cities than in small towns diyor arkadaşlar. Yani binalar küçük kasabalardakinden daha yüksektir diyor. O zaman false dedik. The streets are noisier in big cities. Sokaklar noisy neydi arkadaşlar? Kalabalık, gürültü pardon, gürültülü idi. Daha gürültülü büyük şehirlerde. Evet, doğrudur. True diyoruz çocuklar. Hemen kontrol edelim. Doğru muymuş? Evet, burada noisy'yi bulmalıyız öncelikle. Evet. Streets'lerden bahsediyor. Nerede arkadaşlar? Evet, bakın. And they are noisier diyor. The streets are more crowded. Daha kalabalık. And they are yani sokaklar daha gürültülü diyor arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz. There isn't always a traffic jam in big cities. Always her zaman. Daima trafik sıkışıklığı yoktur diyor arkadaşlar. Bakın there isn't yok demektir. Doğru olma şansı var mı? Bence yok. Bakalım. Bakın. The big cities are more expensive. Pardon, noisy. Evet. The streets are more crowded and they are noisier. There is always a traffic jam demiş çocuklar. Yani daima. O zaman bu cümle yanlış oldu. False diyoruz çocuklar. Evet, towns are cheaper than big cities. Yani kasabalar
büyük şehirlerden daha ucuzdur. Cheap biliyorsunuz ucuz demektir. Cheaper olunca arkadaşlar daha ucuz oluyor. Burada than kullanıyoruz. Than bildiğiniz than anlamına geliyor. Büyük şehirlerden daha ucuzdur. Evet, o zaman bakalım. Burada diyor ki big cities are more expensive. Büyük şehirler daha pahalı than towns dediğine göre bunun tersi de doğru olacaktır. Dolayısıyla buraya true dedik çocuklar. Evet. Evet arkadaşlar, kitabımızdaki bu alıştırmayı hep birlikte yapalım ve konuyu daha iyi kavrayalım. Şimdi Ankara ve İzmir'i karşılaştıracağız. Biliyorsunuz karşılaştırma yaparken ne yapacağız arkadaşlar? Compare, karşılaştırma demektir. Yani komparatif kurallarını uygulayacağız. Look at the pictures diyor. Resimlere bak and compare, karşılaştır. Evet. The two cities, iki şehri, with each other, yani birbiriyle karşılaştır diyor arkadaşlar. Şimdi Ankara ile İzmir'i, big biliyorsunuz ne demek big? Büyük demekti. Small, küçük demekti arkadaşlar. O zaman hangisi daha büyüktür? Tabii ki Ankara İzmir'den daha büyüktür. Birinci alıştırmamızı yapalım çocuklar. Şuraya Ankara İzmir'den daha büyüktür diyeceğiz. Ankara, bakın örneklerimiz, is big, büyük demekti. Daha büyük derken çocuklar big daha ekliyorum, bigger diyorum. Evet, daha büyük derken bir g daha ekledim ve bigger dedim. Ve mutlaka den karşılaştırma yaptığım için kullanıyorum arkadaşlar. Ankara is bigger than İzmir diyorum. Evet, Ankara İzmir'den daha büyüktür dedik arkadaşlar. Diğeri ise bakın small. Hangisi daha küçüktür? İzmir. O zaman ne diyeceğiz çocuklar? İzmir Ankara'dan daha küçüktür. İkinci alıştırmamız, bakın İzmir is, kelimem small yani küçük, bu şekilde yazılır. Daha küçük derken smaller dedik arkadaşlar. Mutlaka than kullanıyorum, karşılaştırma yapıyorum. Than Ankara. İzmir Ankara'dan daha küçüktür dedim. Buradaki den eki Ankara'dan, İzmir'den ekini getiriyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü alıştırmamızı, diğer resmimize bakalım. Crowded. Crowded ne demekti? Kalabalık demekti çocuklar. Crowded kalabalık demekti. Şimdi Ankara ile İzmir'i kalabalık olması durumuna göre karşılaştırıyoruz. Tabii ki Ankara çok daha kalabalıktır arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Ankara İzmir'den daha kalabalıktır. Şimdi yazalım. 3 numaralı alıştırmamız. Bakın Ankara is diyorum. Crowded çok heceli bir kelime olduğu için başına more getiriyoruz. Kısa hecelilerde er getirmiştik sonlarına, bakın. Kısa hecelilerde er getirdik sonlarına. Crowded ise çok heceli bir kelime olduğu için başına more getiriyoruz. More crowded than İzmir dedik arkadaşlar. Yani Ankara İzmir'den daha kalabalıktır. More crowded ne oldu arkadaşlar? Daha kalabalık oldu. Evet, bu da daha büyük, bu da daha küçük oldu çocuklar. Dördüncü alıştırmamızı yapmak için tekrar bakalım resimlerimize. Cheap ve expensive'i karşılaştırmamız isteniyor Ankara ile İzmir'i. Cheap ucuz demekti, expensive pahalı demekti çocuklar. O zaman hangisi daha ucuzdur? Önce ucuzdan başlayalım. Bakın ev kiraları burada 1200 iken burada 750. O zaman ne diyeceğiz? İzmir Ankara'dan daha ucuzdur. Hemen çözelim.
İzmir is, bakın. İzmir is cheap, kısa hecelidir. Cheaper arkadaşlar, cheaper olarak yazılır. Evreye getirdim. Cheap ucuz demekti. Evreye getirdim. Kısa heceli olduğu için cheaper than Ankara diyorum arkadaşlar. Evet. Peki Ankara daha pahalıdır diyelim. Beşinci örneğimize göre. Ankara, bakın, Ankara is expensive, pahalı demektir. Uzun heceli olduğu için arkadaşlar more expensive getiriyoruz. More expensive, bakın, daha pahalı. Than mutlaka koyuyoruz çocuklar. Than İzmir dedik. Evet. Gördüğünüz gibi Ankara is more expensive than İzmir diyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Diğer resmimize. Bakın green, yeşil demekti biliyorsunuz. Yani daha doğası yeşil olan. Burada hangisi görünüyor? Tabii ki İzmir. O zaman İzmir Ankara'dan daha yeşildir diyeceğiz. Hemen yazalım arkadaşlar. Altıncı örneğimiz. İzmir is greener. İzmir is greener than, İzmir is greener than, ne diyoruz arkadaşlar? Ankara. İzmir Ankara'dan daha yeşildir. Evet. Şimdi geldik cold ve warm'a göre. Cold biliyorsunuz soğuk demektir. Warm ılık demektir arkadaşlar. Hangisi daha soğuk olmalı? Tabii ki Ankara daha soğuk olmalı. O zaman yazalım. Bu da bir kısa heceli kelime. Ankara İzmir'den daha soğuktur diyeceğiz çocuklar. Ankara is cold. Soğuk demekti. Daha soğuk derken ne yapıyoruz? Kısa heceli olduğu için evreye getiriyoruz. Colder than ne diyoruz? İzmir. Ankara İzmir'den, bakın, daha soğuktur. Peki İzmir Ankara'dan daha ılıktır diyelim ya da daha sıcak. Ne diyoruz? 8. alıştırmamız. İzmir is warmer. Arkadaşlar warm ılık demekti biliyorsunuz. Warm kısa heceli olduğu için evreye getirdim. Warmer than Ankara. Kıyaslamaları bu şekilde yapıyoruz çocuklar. Evet, bakalım son olarak. Evet, yaptık arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır çocuklar. Son olarak bir örnek vermek istiyorum. Örneğin Ali Ayşe'den daha uzun derken Ali is daha uzun diyeceğiz çocuklar. Tall uzun demektir. Kısa heceli olduğu için evreye getirdik. Taller than Ayşe. Bakın bu alıştırmamız Ali Ayşe'den daha uzundur oldu. Peki Ali Ayşe'den daha çalışkandır derken de çalışkan hard working demektir arkadaşlar. Ali is, bakın, more hard working. Neden more koydum? Çünkü uzun heceli. More hard working than Ayşe dedik arkadaşlar. Ali Ayşe'den daha çalışkandır. Hard working uzun heceli olduğu için başına more getiriyoruz arkadaşlar. Örneğin bakın yine İstanbul Ankara'dan daha güzel derken İstanbul is güzel, beautiful'dur. Beautiful uzun heceli olduğu için başına more getirdik. More beautiful than Ankara diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşılaştırmaları uzun hecelilerde başına more getirerek yapıyoruz. Burada than'i mutlaka koyuyoruz. İki şeyi karşılaştırırken than'i unutmuyoruz arkadaşlar. Örneğin Ali Ayşe'den daha hızlıdır derken son olarak
Ali is fast. Hızlı. Bakın faster. Daha hızlı demektir. Faster than ne diyoruz? Ayşe. Evet, burada istisnalardan bahsetmiştim çocuklar. Örneğin matematik İngilizceden daha kötü derken arkadaşlar maths is kötü, bad demekti. Daha kötü derken worse diyoruz. Maths is worse, bakın worse than English. Evet. Evet. Türkçe İngilizceden daha iyi derken Turkish is better. Better than, bakın burada bad worse oldu. Burada good better oldu arkadaşlar. Bunları maalesef ezberliyoruz. Good better oldu. Better than ne diyoruz arkadaşlar? English. Evet, umarım faydalı olmuştur çocuklar. Devam edelim. Diğer kitabımızın diğer sayfasıyla devam ediyoruz. Burada bir konuşma diyaloğumuz var. Which flat do you like? Flat burada daire demektir arkadaşlar. Apartman katı demektir. Hangi daireyi seversin? Which one is bigger? Hangisi daha büyük? Let's rent it. Rent, kiralamak demektir arkadaşlar. Hadi kiralayalım. O zaman we need a big flat. Bizim büyük bir daireye ihtiyacımız var diyor. Need ihtiyaç biliyorsunuz. Evet. Diğerine bakalım. The downtown flat is more beautiful. Bakın. Şehir dışındaki yani kasabadaki daire daha güzel. Then the uptown flat. Şehirdeki kasabadan. But fakat the uptown flat is cheaper. Fakat kasabadaki daire daha ucuz. Than the downtown flat. Şehir merkezindeki daireden. The uptown flat is bigger. Yani kasabadaki daire daha büyük demiş arkadaşlar. Evet. Şimdi burada alıştırmamızı yapalım. Read the dialogue diyor. Again tekrar oku. True or false yerleştireceğiz arkadaşlar. The downtown flat is more beautiful. Yani şehir merkezindeki daire daha güzel. Bakalım. Bakalım arkadaşlar. Beautiful görüyorsunuz. The downtown flat demiş. Aynen doğru. True yerleştiriyoruz o zaman. Gördüğünüz gibi. Evet. Diğerine bakalım. The uptown flat is more expensive. Yani şehir dışındaki daha pahalı diyor arkadaşlar. Bakalım doğru mu? Hemen bakalım. Bakın expensive yok ama cheaper var. The uptown flat is cheaper demiş. Yani şehir dışındaki daha ucuz dediğine göre o zaman bu yanlış oluyor arkadaşlar. Uptown flat is more expensive. Olmaz. Bu daha cheaper olmalıydı. False diyoruz. They don't need a big flat. Onların büyük bir daireye ihtiyacı yok diyor arkadaşlar. Oysa ne diyor? We need a big flat diyor arkadaşlar. O zaman bu da false diyoruz. Evet. Diğer alıştırmamızla diğer sayfamızda devam ediyoruz arkadaşlar. Burada hemen şu kelimeleri öğrenmekle başlayalım. Quiet, sessiz demektir çocuklar. Quiet, sessiz. Exciting, heyecan verici. Evet. Clean, temiz. Busy, meşgul. Meşgul, bizi. Big, büyük biliyorsunuz. Cheap, ucuz dedik. Crowded, kalabalık dedik arkadaşlar. Yine yazalım. Ve green, yeşil dedik çocuklar. Şimdi biz bunların komparatif hallerini nasıl yazacağız? Quiet, more quiet,
başına more getiriyoruz arkadaşlar. Exciting, başına more getiriyoruz. More exciting. Clean, cleaner. Busy, meşgul. Ne oluyor arkadaşlar? Y düşüyor, er getiriyor. Rus, busier. Big, bigger. Yani yine gr. Evet. Chip, chipper. Crowded, başına more getiriyoruz. Green, greener oldu çocuklar. Evet, ben bunları zaten yazdığım için tekrar yazmıyorum. Sadece burada quiet, sessiz. More quiet, daha sessiz. Diğerlerini biliyoruz arkadaşlar. Kısa hecelilerde er getiriyorduk. Big de örneğin bir tane daha g ekledik. Biz bunların yazışlığını öğrenirsek işimiz kolaylaşır. Which one is noisier? Bakın, which one diyor. Hangisi? Hangisi daha gürültülü? Noisy biliyorsunuz. Gürültülü demekti. Noisier, y düşüp ir geldi. Uptown or downtown? Yani şehir dışı mı, şehir merkezi mi? Tabii ki şehir merkezi. Downtown is noisier. Then uptown demiş. Are buildings taller in downtown? Yani binalar şehir merkezinde daha mı yüksektir? Yes, they are taller in downtown. Bunlar basit alıştırmalar arkadaşlar. Burada bir çizim yapmanız isteniyor. Read the information, yani bu bilgileri okuyacağız. And draw a picture, bir resim çizeceğiz arkadaşlar. Ben size bu konuda yardımcı olacağım elimden geldiğince. There is a man and a woman. Şimdi bir adam varmış arkadaşlar. Şöyle diyelim. Bu adam olsun. Bir de kadın varmış. The man is taller than the woman. Yani adam kadından daha uzun. O zaman kadını da daha kısa yapalım. Bakın. Boylarının farkını görüyorsunuz. Adam daha uzun dediğine göre kadını da daha kısa yaptık. The woman is fatter than the man. Kadın daha şişman. O zaman şöyle bir göbek yapalım. Aynen, görüyorsunuz arkadaşlar. Kadın biraz daha kilolu olsun. Fatter dediğine göre. Evet. Draw a brown dog. Buraya kahverengi bir köpek çizeceğiz arkadaşlar. Ve siyah bir köpek yakınlarına. The black dog is bigger than the brown dog. Yani bu siyah köpek olsun. Şöyle. Evet. Şöyle. Bu köpek siyah olan arkadaşlar. Şöyle siyaha boyadım. Çok hızlı yapıyorum zaman kaybetmemek için. Siz bunu daha güzel yaparsınız ve boyarsınız çocuklar. Burada bir de küçük bir köpeğimiz olsun. Bu da kahverengi köpek. Şöyle yapalım. Evet. Hangisi daha büyük? Şu. Bu da brown olacak arkadaşlar. Bunu da kahverengi boyayacaksınız. Evet. The black dog is bigger than the brown dog demiş. Bu brown olsun. Yani siyah olan köpek kahverengi köpekten daha büyüktür diyor arkadaşlar. Evet. Diğer sayfamızla devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kolay çocuklar. Evet, burada kelimelerimiz var çocuklar. Buradaki resimlere bakarak bu kelimeleri yerleştirmemiz istenmiş. Feed. Feed nedir çocuklar? Feed beslemek demektir. Görüyorsunuz burada feed buraya gelebilir. Beslemek. Kuşları besleyen birisi var. Evet. Ride. Ride binmek demektir arkadaşlar. Ride bisiklete binmiş görüyorsunuz. Ride binmek diyoruz. Ride a horse, ride a bike. Sell satmak diyoruz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Sell. Sell satmak dedik. Evet. Ve walk yürümek görüyorsunuz. Burada walk diyoruz arkadaşlar. Yürümek. Ve wait. Wait beklemek demektir. Bakın burada bekleyen insanlar var. Wait neymiş? Beklemek. Evet. Ve study.
Study de ders çalışmak, çalışmak demektir. Bakın bu arkadaşımız da study, çalışıyor. Yani çalışmak, okumak anlamına gelir arkadaşlar. Evet, burada hemen şunu göstermek istiyorum. Bakın bu tense present continuous tense'tir. Yani şimdiki zamandır arkadaşlar. I am feeding my dog. Köpeğimi besliyorum. You are rollerblading. Sen paten kayıyorsun. She is swimming. O yüzüyor. They are talking. Onlar konuşuyorlar. Evet arkadaşlar. Son olarak burada alıştırmalarımız var. Bakalım çocuklar. Mehmet is playing football. Mehmet futbol oynuyor. O zaman futbol oynayan kim var burada çocuklar? Hemen bakalım. Evet, burada 3 numara. O zaman bu Mehmet. Mehmet is playing football. Mary is flying a kite. Mary uçurtma uçuruyor. Hemen Mary'yi de buraya yazalım çocuklar. Görüyorsunuz özne he, she, it olunca yardımcı fiilimiz emizardan bir tanesi olan is geliyor. Fly, ink takısı aldı yüklem. Evet. Mark is playing badminton. Mark burada badminton oynuyor. Bill is playing on the monkey bar. Monkey bar bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. O zaman bu da Bill'miş. Celine is skipping rope. İp atlamaktı. Skipping rope. Görüyoruz. Bu da Celine'miş arkadaşlar. Ve son olarak John is riding a bicycle. Bakın John da budur. Bakın ride bu şekilde yazılır. İnk takısı alırken bu ev düşer. Riding olur arkadaşlar. Bunlara da dikkat ediyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. What is Celine doing? Celine ne yapıyor? Bakalım arkadaşlar. Celine ne yapıyor? İp atlıyor. Nasıl yazacağım? Celine öznem, Celine ya da she'dir. Öyle değil mi arkadaşlar? Daha sonra is, she is derseniz daha şık olur çocuklar. She is ne yapıyor? İp atlıyor. Skipping. Bakın skip rope. Skipping. Skipping oldu arkadaşlar. Skipping rope. Normalde skip ip atlamaktı. Skip rope. Bakın ink takısı gelirken iki tane P ve ing'i unutmayalım çocuklar. Who is playing badminton? Bakın who kim? Kim badminton oluyor, oynuyor? Mark. O zaman who yerine sadece Mark koyarsak gerisini aynen yazıyoruz. Mark is playing badminton. Evet. Devam ediyoruz. What is Mary doing? Mary ne yapıyor demiş arkadaşlar. Mary'e bakalım. Mary uçurtma uçuruyor. O zaman she is diyoruz. She is fly uçurtmak. Fly ink takısı geldi. Flying a kite diyoruz arkadaşlar. She is flying a kite. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın diyorum. Abone olarak katkıda bulunursanız sevinirim. See you next time. Bye.